You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlere yeni gelen modda yapabileceğiniz bayağı bir taktik göstereceğim. Başlangıç olarak Skull'dan başlayacağım. Bu girişi bu arada ikinci kez çekiyorum. Birincide kayıt almamıştım. Taktiği boşa çekmiştik. Gittik köprü taktiğini falan yaptık. Şimdi ben direkt atlayıp sizlere Skull'daki taktiği göstereceğim. Sonra başka yapabileceğiniz taktikler falan filan da var. İlk önce Skull'a gidelim, orada görüşürüz. Ve Skull'a geldik. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde Skull taktiklerimize başlayalım. Eğer ki gelenler varsa, aha da iki tanecik adam var. Uzimo. Ver. Atla aşağı. Gidiyorlar. Koş. Gitmeyin. Kesin araca binecekler. Ya da şeye gidecekler. Bu arada bir dakika. Şeye gittiler kanka. Ya ESD'ydi, ölmedi. Toki'ye gittiler. Neyse onları boş verin abi, loot'a çökün. Şimdi biz Skull'u bir güzel lootladık. Toki'deki adamlar var. Belki becerirsek onları şöyle bir trollemeye falan çalışacağız. Hani orada olacaklarımızı bilmedikleri için oradan vurmaya falan çalışacağız, bilmiyorum. Bu taktiği eskiden kaykayla, bomba taktikleriyle falan yapabiliyordunuz. Şimdi biliyorsunuz buz modu geldi. Buz modu mu, ateş modu mu, rüzgar mı falan fark etmiyor artık da. Şimdi buraya geliyorsunuz, tamam mı? Bir tane buz atıyorsunuz direkt altınıza. Daha sonrasında ise buradan buraya zıplıyorsun ve bitti. Taktiğimiz bu kadar. Ve buraya gelip bu şekilde pusabiliyorsun. Bu arada ya M16 bozulmuş ya benim golüm bozulmuş, ikisinden biri. İki kişiler açıktan koşa koşa geliyorlar. Tamam, helal. İkisini de aldım, tertemiz. Hepsi bitti kanka. Ve şimdi sizlere bir tanecik de bonus taktik göstereceğim. Diyelim böyle evlerin bol olduğu yerler falan filan var. Yine aynı şekilde alt katınıza buz atarak bunların da üstüne çıkabilirsiniz eğer istersen. Yani diyelim adam evin içinde yırtmış, tamam mı? Yatmış, pusmuş. Şurada kalk gel buraya. Yani mesela bu taktikleri de uygulayabilirsiniz bu modda. Çünkü hani burada neredeyse her şeyi yapabiliyorsunuz. Ya zaten en güzel modlarından biri ise buz M4, ateş M4'ünüz diye şeylerinizin olması bence. Hani mod güzel abi şu anlık. Yani inşallah güzeldir. Bir diğer taktiğimiz için ise buradaki hangara geldik. Bu hangarda da artık yapamadığımız taktik kalmadı. O yüzden bir şey fark etmiyor. Ben buraya 8 bandajı attım. İhtiyacı olan varsa alsın. Bir tane de içecek bıraktım. Şimdi burada peki ne yapabiliriz? Cidden ben de bilmiyorum. Şu an sizle birlikte deneyip bulacağım. Burada da bu arada kit bandaj falan var, alt katta aldım. Şimdi benim aklımda burada şuradaki merdiveni görüyorsunuz değil mi? Bu merdivenin üstüne bir tanecik buz atıp çıkma fikri var. Dur bir dakika, dursana kanka. Altındaki yerleri patlatacağım. Havada kalıyorsun. Haydi canım, Minecraft oldu oğlum bu iş. Kanka bundan acayip kutu bulur bu arada. Bu taktik ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama hani arkadaşınız mesela havada durabiliyor. Bakın şu an hiçbir yerde durmuyor buz kutusu ama havada, bildiğiniz. Bir tane de ben yapayım şuraya, siz benimkini patlatsanız. Şu an ben havadayım değil mi? Bu arada bilmeyenler varsa tava ile bu buzlara da tek atabiliyorsunuz. Sizlere şöyle göstereyim. Mesela bunu çağırdınız. Bir tane vurursanız kırılıyor direkt. Bir tane. Sadece bir taneye bakıyor. Ya silahla vuruyorsun. Şey olmuyor. Ama şeye geldiğinde tavaya bir tane vurdun muydu gidiyor. Yani vurduğumuzda gidiyor. Şimdi biz köprüye geldik. Köprüde yapacağımız taktik için şuraya geliyorsunuz. Buraya çıktıktan sonra şuradan bir tanecik buza basıyorsunuz, tamam mı? Buz sizi direkt yukarıya atıyor. Daha sonrasında ise bir tane daha basacaksınız. Arkadaşlarınız da bu arada sizinle birlikte arkanızda gelirse, onlar da çıkmak isterse çıkabilirler. Böyle geliyorsunuz, çıkıyorsun. Geliyorsun, çıkıyorsun. Atlaya. Bunu en kolay takım arkadaşlarınız varsa o şekilde yapabilirsiniz. Çünkü böyle bir tık daha zor gibi düşünün. Böyle zıplayacaksın abi buna. Daha mantıklı bir yol bence. Şimdi buraya çıktık. Daha sonrasında ise yine bir tanecik daha buz atıyoruz. Fakat bu buzları atarken şeye atmanız gerekiyor. Köprünün demirine atmanız gerekiyor. Yoksa hiçbir işe yaramıyor. Böyle baktığınız arkadaşınız çıkamıyor. Sol bir yeri kırsın, oradan çıksın falan. Hani bunu da bu şekilde yapabilirsiniz tabii eğer isterseniz. Bunun en üstüne kadar çıkabiliyorsunuz. Fakat herkes 3 tane buz atabiliyor. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Siz çıkın abi, ben bir can basıyorum yavaştan. Can da basmam gerekiyor. Çektim. Tamamdır. Bandaj basıyorum yine. At buza. Bir tane daha. Adam geldi bu arada. Hadi bakayım. Adamlar diyecek ki ben ne yapıyorum? Oğlum.
Bu arada bir şey diyeyim mi? Hani ben o düşman olsam şu an bu ekibe söverdim. Orada ne işiniz var diye. Yani bu şekilde eğer isterseniz sizler de köprünün üstüne çıkabiliyorsunuz. Birazcık değişik bir taktik ama hani tek kişi de yapabilirsiniz. Arkadaşınız olursa daha kolay olur. Bir o atar, bir siz atarsanız daha kısa sürede çıkabilirsiniz. Bu şekilde eğer sizler de isterseniz köprünün üstüne çıkabiliyorsunuz ve şu an hani bak mesela Özgür orada yatıyor. Esma burada yürüyor. Ondan sonra Mustafa nerede? Adam vurdu. Mustafa da aşağıda adam vurmuş. Ya yani öyle böyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz bu taktiği de kullanabilirsiniz. Yok artık. Şimdi bir diğer taktiğim ise yine tekrardan köprüye geldim. Bu sefer ise ateş kahramanı oldum. Yani artık Süpermen'e döndü oyun. Ben artık ateşmenim. Tamamdır, oldu. Şimdi diyelim ki köprüyü geçeceksiniz. Peki siz bu köprüyü nasıl geçeceksiniz? Gelelim o kısma. Burada şöyle duvarlar var, tamam mı? Bunların adını daha neyi bilmiyorum. Mesela bunları cover olarak atabiliyorsunuz da bunların süresi bitene kadar patlamıyor. Haberiniz olsun ya. Bak mesela mermiler şu an ekranda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Böyle kalıyor. Bunun süresi bittikten sonra siyahlaşıyor ve gidiyor. Hani düşmanlarla mesela bunu da adam ezebiliyorsunuz bu arada. Öyle bir şey de var. Mesela botlarda denemişliğim var benim. Bu botu eziyor yani. Bildiğin botu öldürebiliyorsunuz. Bununla ezildi diye geçiyor yani. Böyle mesela ata ata alana gidebiliyorsunuz, tamam mı? Böyle attın gitti bak. Ne kadar önüne atarsan. Şöyle abi gidiyorsun, bir de ateşi aç. Bak ateş efekti, tamam mı? Böyle gel. Ondan sonra buradan gel, bunu yaz falan. Böyle takımınızla, ekibinizle alana gittiğinizde düşsene bak. Herkes böyle atıyor abi. Koşuyorsun falan filan. Gidiyorsun. Böyle atıyorsun abi. Koş. Yani baktın 12 bitiyor mu? Sen at. Koş alana. Bence bu modda acayip keyif verecek bir şeylerden birisi bu. Hani güzel şahsen baksanıza abi. Cover yaparak alana gidiyorsunuz. Ben şahsen bunu beğendim. Zaten bu modu istemeyenler oynamıyor. Yani orada PUBG sana seçenek sunmuş. Oynamak istiyor musun, istemiyor musun? Seç geç. Daha bu arada arkadakiler bitmedi ne alakaysa. Niye bitmedi bunlar? Köprü kapatmamız yok mu bunlar? Bu arada cidden bunlar bitmedi. Acaba durduktan sonra ateş mi etti? Aynen. Bu arada şu anda bu bilgiyi öğrendik. Eğer ki bunlar durduğunda biri sıkmazsa kalıcı olarak kalıyor. Ama eğer ki durduktan sonra sıkarsanız böyle gidiyor bunlar. Mermisi de hiç de sürekli. Böyle sıktınız ve patlıyor. Yani bu şekilde. Bu öndekiler bir an az önce kayboldu dedim, aha gidiyorlar falan. Ya bu şekilde mesela bunlar sabit durursa mermi geçiriyor ama hareket ediyorsa mermi geçirmiyor, haberiniz olsun. Şimdi bir tanecik daha bir şey geldi aklıma, bilmiyorum. Şu rüzgar efektinde bir tanecik uçma şeyi var. Esma ile biz şimdi onu yarıştıracağız. Gel kanka, buradan şu tarafa doğru gideceğiz, tamam mı? Sen kullan koşmanı, kullanınca işte ne yap? 3, 2, 1 kullan. Bakalım ne kadar fark edecek koşma ilesi. Bu arada cidden geçiyor ha. Alana giderken güzel olabilir bu. Adam var, adam var. Oğlum bir an gerçek adam var sandım ya. Bu arada koşma ilesi işe yarıyor yani. Sizden iki kat hızlı koşuyor. Hani bu kesin. Ve bu alev efektiyle takım arkadaşlarımızı yakaladım. Bunu cidden denedim. Aklıma geldi de yanmıyorlar. Keşke yansalardı. Bomba yerine bunları daha çabuk öldürebilirdim. Ha rüzgar. Bu da mermi nazarına saltıyormuş. Bir de mesela diyelim silahı yere attınız, tekrar aldınız. Şarjör değiştirirken bunun içinde daha hızlı değiştirebiliyor musunuz? Yani çok küçücük bir fark yaratıyor. Pek de aslında önemli bir şey değil. Evet, bu videoluk da bizden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz bir tanecik like bırakarak destek olabilirsiniz. Benden bu kadardı. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer başka taktiklerde bulursam kanalımda paylaşacağım. Görüşürüz. Bay bay. Oh,